Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yeni koleksiyonun oyun içi görüntülerini inceleyeceğiz. Dün inceleme videosunu yapmıştık fakat elimizde oyun içi görüntüleri yoktu, sadece görseller vardı. Görseller üzerine konuşmuştuk fakat gameplay videoları da yayınlandı. Şimdi detaylı bir şekilde yeni koleksiyonu inceleyelim. Açıkçası yeni koleksiyon beni gerçekten üzdü. Çünkü ben yani çok daha güzel bir şey bekliyordum. Dünkü videoyu izleyenler de hatırlayacaktır. Ben yeni koleksiyonun görsellerinden yorum yapmıştım ve estetik gözüktüğünü söylemiştim. Fakat gameplay videosu yayınlandıktan sonra bu görüşüm büyük ölçüde değişti. Açıkçası yani yeni koleksiyon görsellerde çok güzel gözüküyordu. Fakat dün de söylemiştim, oyun içi görüntüleri yani oyun içi videoları yayınlanmadan kesin bir şekilde yorum yapmak istemiyordum. Çünkü bazı koleksiyonlar görsellerde gerçekten çok güzel gözükebilirken oyun içinde maalesef o kadar da güzel gözükmüyor. Ve bu koleksiyonu açıkçası beklediğim bir şekilde gelmedi. Neden gelmedi? Görsellerde çok farklı gözüküyor ama video içerisinde çok farklı gözüküyor. Fakat şu fikri çok beğenmiştim. Yani silahı kullandıkça, skinleri kullandıkça üzerlerindeki buzların erimesi çok güzel bir fikirdi. Ama oyun içerisine baktığımız zaman hani çok da fazla öyle estetik güzel gözükmüyor. Ve fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 7100 VP'ydi. Malum VP fiyatları yüksek ve insanlar yani biz oyuncular bir skin, bir koleksiyon almadan önce 2 kere 3 kere düşünüyoruz. Çünkü VP fiyatları gerçekten yüksek. Yani 7100 VP'yi hak eden bir koleksiyon mu? Bence benim yorumumca değil. Daha güzel koleksiyonlar, daha güzel skinler alınabilir. Ama tabii ki bu zevk meselesi. Şimdi ilk olarak bıçaktan başlayalım. Bıçaktan ziyade balyoz. Yani daha güzel olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Hani tutuşu, animasyonu, hani bir kış teması vermek istemişler ama hani gerçekten bu kış temasını çok daha güzel bir şekilde kullanabilirlerdi. Ben açıkçası çok fazla beğenmedim. Evet bir balta değil, evet bir karambit değil. Çünkü son zamanlarda çok fazla balta skini geldi. Karambit de yine keza öyle. Balyoz evet farklı olmuş ama yani daha güzel olabilirdi. Vandal'ı incelediğimiz zaman Vandal'a da gelmek istiyorum. Yani ya çok kötü durmuyor ama görsellerdeki gibi çok güzel de durmuyor. Yani kesinlikle bu koleksiyon, bu kış teması ve özellikle silahı kullandıkça eriyen buz fikri çok daha güzel bir şekilde yapılabilirdi. Ya ben öyle açıkçası çok beğenmedim. Çok beğenmekten ziyade ben genelde VP fiyatlarıyla karşılaştırıyorum. Yani bu koleksiyonun fiyatı 7100 VP. 7100 VP'ye değer bir koleksiyon mu? Açıkçası benim yorumum değil. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizce 7100 VP'ye değer bir koleksiyon mu? Sizler bu koleksiyonu beğendiniz mi? Sonuçta herkesin zevki, fikri farklı. Beğenenler olacaktır, beğenmeyenler olacaktır. Şimdi öldürme animasyonuna geçiyoruz. Öldürme animasyonu aslında fena değil. Yani öldürme animasyonu hoşuma gitti. Öldürme animasyonu beğendim. Ama dediğim gibi yani daha güzel bir koleksiyon olabilirdi. Vandal bu şekilde. Gördüğünüz gibi üzerlerindeki buzlar silahı kullandıkça, ateş ettikçe eriyor. Bölüm bölüm. İlk ateşe ettiğinde ufak bir buz dağılıyor. Ardından ateş ettiğiniz takdirde buzlar eriyor. Fakat buzlar aynı zamanda da ateş ettikten sonra ne dersem evet geri doluyor. Yani kullandığınız, ateş ettiğinizde bütün buzlar eriyor. Mesela jarjör değiştirirken geri doldu mu? Dolmadı. Heh tamam, doluyor. Yani güzel bir fikir. Fikir gerçekten çok hoşuma gitti ama daha güzel bir şekilde olabilirdi. Ya ne bileyim, böyle sanki bir 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir silah gibi gözüküyor. Yani koleksiyon kış teması ama bana nedense skinler daha çok böyle bir 2. Dünya Savaşı'nı andırıyor gibi geldi. Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Operatör yani aradayım. Yani kötü değil ama çok güzel de değil. Şu öldürme animasyonunu bir kez daha izlemek ve sizlere de izletmek istiyorum. Öldürme animasyonu güzel. Yani öldürme animasyonu gerçekten güzel. Bulldog'a geldik. Bulldog her ne kadar çok kullanılmasa da bazı oyuncular arada sırada kullanıyor. Ben de çok kullanmıyorum ama arada sırada kullanıyorum. Bulldog'un silah mekanizmasından dolayı o ateş ettikçe dönen kısım güzel olmuş. O kısmı beğendim. Tabii ki bunu Vandal'da yapamazlardı ama Bulldog'da daha güzel durmuş. Daha estetik durmuş. Yani klasik de bir değişik duruyor. Dünkü görsellerle karşılaştırdığım zaman ben çok daha farklı bir tasarım bekliyordum. Görseller bir farklı. Yani Valorant son zamanlarda böyle Ubisoft gibi davranmaya başladı. Hani Ubisoft'un oyunları fragmanlarındaki kadar iyi değildir ya. Hani teaserlar veya tanıtım klipleri oyunların Ubisoft'un her zaman oyunlarından daha iyidir. Böyle bir geyik var. Valorant ekibinin de son zamanlarda getirmiş oldukları koleksiyonların tanıtımları ve görselleri çok daha güzel oluyor. Ama oyun içine döndüğümüz zaman gelen koleksiyonlar böyle görsellerdeki gibi çok güzel olmuyor. Bu tabii ki benim fikrim, benim yorumum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler bu yeni koleksiyonu beğendiniz mi? Sizce 7100 VP'ye değer bir koleksiyon mu? Herkesin görüşü, herkesin zevki farklıdır. Kimisi çok beğenir, kimisi hiç beğenmez. Ama ben 7100 VP'ye değer bir koleksiyon olduğunu düşünmüyorum. Çok daha güzel koleksiyonlar alınabilir. Ama dediğim gibi bu koleksiyon hakkında benim görüşlerim bu şekilde. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.